Hoş geldin Ramazan. Minareleri süsleyen mahyalar o gece yıldızlardan farksızdı. Her taraf ışıl ışıldı. Hoş geldin 11 ayın sultanı yazısı gökyüzünü aydınlatıyordu. Ramazan kutlu bir misafir gibi evimize, mahallemize, yüreğimize misafir olmuştu. İçimde sevinç yumağı vardı. Ramazan'ın gelişine sevinen sadece ben değildim elbette. Cemile teyzeden arkadaşlarıma, Ömer ustadan Ayşegül ablaya kadar herkes Ramazan'ın güzelliğini yaşıyordu. Annem ve babam iftar için davet listesini çoktan hazırlamışlardı. Ramazan'ın coşkusundan kardeşim de nasibini alıyordu. Takvim yaprağından Ramazan manisi ezberleyen Burak, ikide bir. Ramazan'ım merhaba, bizlere verdin sefa, Rabbimize hamdolsun her nefeste bin defa diyordu. İftar vakti iyice yaklaşmıştı. Pencereden insanlara bakıyordum. Dükkan kepenkleri birer birer indiriliyordu. Gündüz vakti arabaların vızır vızır işleyişi, çocukların oyun sesleri yerini sessizliğe bırakmıştı. Etrafta neredeyse kimsecikler yoktu. Hızlı adımlarla evlerine gitmeye çalışan birkaç kişi vardı sokakta. Pide almak için kuyruğa girenler sıcacık pideleri alıp evlerine gitmişlerdi. Babam da buharı göğe yükselen Ramazan pideleriyle kapıdan içeri girmişti. Ezan ha okundu ha okunacaktı. Kulağımız ezan sesine ayarlıydı. Hepimiz sofraya oturmuş ezanı bekliyorduk. Önümüzde sofra dolusu nimetler vardı ama akşam ezanı okunmadan hiçbirine dokunmayacaktık. Ailecek iftara dakikalar kala sofraya oturur, dua ederiz. Allah kimseyi aç bırakmasın diye geçirdim içimden. Ezan sesi minareden bütün evlere yayılınca besmele ile açtık orucumuzu. Babam iftar duasını yaptı. İftarımız babamın duasıyla gül gibi güzelleşti. Yemekten sonra namaza durduk. Topluca kılınan namazlara bayılıyorum. İçim içime sığmaz oluyor. Teravih namazına kadar Burak'la bilgi yarışması kartlarından kart çekerek oyun oynadık. Sonradan annemle babam oyunumuza dahil oldu. Babam Burak'ın grubunda, annem benim grubumdaydı. Hem eğlendik hem öğrendik. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Teravih vakti yaklaşmıştı. Babam camideki sohbeti kaçırmak istemiyordu. Hadi Burak gidiyoruz dedi. Burak babamın elinden tutarak teravih namazına gitti. Bize de dua edin dedik arkalarından el sallarken. Bütün ayları, bütün mevsimleri çok severim ama Ramazan aynı bambaşka severim. Çünkü gönüller Allah'a, kapılar herkese açıktır. Babam dün hiç kimsesi olmayan yaşlı bir amcayı iftara getirdi. Amca uzun zamandır sıcak bir şeyler yememiş. Bir başına öte mahallede tek katlı derme çatma evde oturuyormuş. Bize nasıl dua etti bir bilseniz. Babam yardım derneğine giderek amcanın durumundan bahsetmiş. Yardım derneği her gün sıcak yemek verecekmiş kimsesiz amcaya. Hem de amcanın evine kadar götüreceklermiş yemekleri. Babamın bir müjdesi daha vardı bizlere. Refika ninem ve Mirza dedem Ramazan'ın geri kalan günlerini bizde geçireceklermiş. Bu harika bir haberdi. Ramazan hiç bitmese diye geçiyor içimden.
Minareler ışıklı, insanlar hep böyle cömert olsa. Ramazan ayında sabah gün ağarmasından akşam güneş batmasına kadar geçen sürede hiçbir şey yemeden ve içmeden yapılan ibadete oruç tutmak denir. Belirli bir yaşa gelmiş ve sağlığı yerinde olan Müslümanlar Ramazan ayı boyunca yani bir ay oruç tutar. İnsanlar oruç tutarak her gün açlık çeken fakirlerin halini anlar. Oruç tutan insanlar da fakirlere yardım etme ihtiyacı hissederler. Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyaları düzenlenir. Şehrin merkezi yerlerinde iftar için eve geç kalanlar ve fakir insanlar için iftar çadırları kurulur. Ramazan akşamlarında yediğimiz yemeğe iftar yemeği denir. İftar yemeğine komşularımız, akrabalarımız ve ailesinden uzakta oturan öğrenciler davet edilir. Annemiz iftar için en güzel yemekleri yapar. Ramazan ayında diğer zamanlardan farklı olarak gece de yemek yenir. Bu yemeğe sahur yemeği denir. Davulcular oruç tutacak insanları sahura kaldırmak için davul çalar, mani söyler. Ramazan ayında yatsı namazlarından sonra teravih namazı kılınır. Yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek, herkes teravih namazında buluşur. Namaz aralarında sevgili Peygamberimize selavat getiririz. Bu ayda diğer zamanlardan daha fazla Kur'an-ı Kerim okunur. Kur'an okunmasını bilmeyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenirler. Televizyonlarda güzel dinimizi ve biricik peygamberimizi anlatan programlar düzenlenir. Sonunda her şey gibi Ramazan ayı da biter. Müslümanları tatlı bir hüzün sarar. Yüce Allah bu ayda oruç tutanları bayramla mükafatlandırır. O günden sonra bir sonraki Ramazan'ın gelmesini iple çekeriz. Ramazan ayında oruç tutmaktan başka birçok ibadet yapılır. Mesela mukabele. Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi demektir. Hatim, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumak demektir. Sadaka, yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şeydir. Teravih, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namazdır. Fitre, Ramazan ayı içerisinde ailedeki her kişi için fakirlere yapılan yardımdır. Salavat, Peygamber Efendimiz'e saygı bildirmek için okunan duadır. Ramazan ayındaki güzel geleneklerimizden biri de davul eşliğinde insanların sahur yemeğine kaldırılmasıdır. Davul çalan kişi bir yandan davul çalarken, bir yandan da mani dediğimiz anlamlı ve hoş sözlü şiirler söyler. İşte onlardan bazılarını okuyayım size. Sofrada fakir olsun, tabağı çukur olsun. Karnı doyduktan sonra duayı okur olsun. Ramazan'ım merhaba, bizlere verdin sefa. Rabbimize hamdolsun her nefeste bin defa. Yükseklere aşmayın, kötüye yanaşmayın. Eller ne derse desin, iyilikten şaşmayın. Bu aya hürmet gerek, nimete şükür gerek. Mübarek Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. Tepsiler dizi dizi, davete bekle bizi. Adresi iyi yaz ki kolayca bulam sizi. Yün yatakta yatarız, yapma çiçek satarız. Biraz bekle davulcu, şimdi bahşiş atarız.